Merhaba. Beni tanıdınız mı? Nereden tanıyacaksınız? Ben korsanların en korsanı. Kaptan Joy. Ne bakıyorsunuz öyle? Tuhaf mı geldim? Gözümü sorarsanız evet, bir saldırıda kaybettim. Okula gitmedim. Ondan böyle kavga dövüş, ne yapalım? Hayatta kalmaya çalışıyorum. Ne geliyorsunuz? Gelmeyin. Hayır, yine ders anlatıcı geliyor. Yeter. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birkaç tane alıştırma yapalım, tamam mı? Özel isimlerin yazımıyla alakalı. Bakalım şimdi örneklerimize. Ben bazılarını yanlış yazmışım sanırım. Siz düzeltebilecek misiniz? Hep beraber bakalım daha sonra. Evet, Ayşe'nin. Nedir bu? Ayşe dünyada bir tane var, değil mi? Hangi Ayşe'den bahsediyorsak o Ayşe'den bir tane var. O yüzden bunun ne yapıyorum? Baş harfini büyük yazıyorum. Ayşe'yi yazdım. Bu benim özel ismim. Dünyada bir tane var. Eşi benzeri yok. O yüzden buna gelen ek ne oldu? Kesme işaretiyle ayrılıp ayrı yazıldı. Doğrusu bu şekilde olacak. Bakalım şimdi buraya. Türkler dediğimizde. İlk önce Türk sözcüğüne bakalım. Bu bir millet adı değil mi? Türkler. Bize has bir isim değil mi bu? Ülkemizin milletine ait bir isim. Millet adı, o yüzden büyük yazılıyor. Gelelim ler ekine. Türkler dediğimizde tek bir Türk'ten mi bahsediyoruz? Hayır, bütün milletimizden bahsediyoruz, değil mi? O yüzden bunu ekstra bir ek olarak düşünmeyeceğiz. Bizim Türklerimizden bahsettiği için o yüzden ayrı yazıcı şey ayrı yazmayacağım. Birleşik yazacağım bunu. Çünkü bu bizim milletimize ait bir isim. Türkler. Ayırmıyorum. Türkleri birbirinden ayırabilir miyiz? Ne yapıyorlar? Ülkemizi parçalayabiliyor mu düşmanlar? Parçalayamıyorlar, değil mi? O yüzden gelin iki de biz ayırmıyoruz. Tamam mı? Kimse bizi ayıramaz. Evet, gelelim Fransızcaya. Fransızca bir dil, değil mi? Dil adları nasıl yazılıyordu? Büyük harfle, değil mi? Örneğin İngilizce, Almanca, İtalyanca, bunlar hep nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor. Peki, Fransızca. Şimdi Fransız ne? Bir milletin adı, değil mi? Türk gibi. Fransız millet. Peki, ca ne? Dil mi? Şimdi Fransız sözcüğü millet adı. Ca eki gelmiş bir dile mi dönüşmüş? Fransızların kullandığı bir dil, değil mi? Anlam değişti mi? Değişti. O zaman buradaki ca eki ne? Geçen dersimizde görmüştük. Yapım eki, değil mi? İşte yapım eki alan bir sözcüğe gelen ek anlam değiştiği için ayrılmıyor. Tamam mı? Fransızcayı da birleşik olarak yazıyorum. O zaman buraya ekstra not edelim. Yapım ekleri özel isimlerden ayrılmaz. Evet. Devam edelim. İstanbul. İstanbul ne? İl adı mı? Evet, il adı. Başka İstanbul var mı dünyada? Yok, bir tane var. O yüzden İstanbul'un baş harfi büyük. Tamam, orada bir hata yapmamışım zaten. Peki, bu bir il adıydı dedik. Peki, İstanbullu dediğimde orada doğan, orada büyüyen kişiye mi deniyor? Yani bu sözcüğüm kişiye mi dönüşüyor? O zaman buradaki lu ne oluyor? Yapım eki mi oluyor? Evet. Ne demiştik? Yapım ekleri
özel isimleri geliyorsa biz bunu kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Çünkü anlam değişiyor. Tamamen başka bir şey oluyor. O yüzden ayırmıyorum. Sıradan bir ek değil yani. Esransız dışarı çıkmam. Esra kim? Arkadaşı. Özel bir kişinin adı değil mi? O zaman Esra'yı büyük harfle yazıyorum. Peki. Esra neydi? Kişi adıydı. Esrasız dediğine Esra olmadan anlamında değil mi? Anlam değişti mi? Değişti. O zaman bu sız ekine yapım eki. O zaman yapım ekleri ne olmuyor? Özel isimden ayrılmıyor. Irmak. Bu nehir anlamındaki ırmak olsaydı eğer buradaki K nasıl yazılırdı? Yumuşak K olarak yazılırdı. Irmağın olurdu. Değil mi? Fakat değişmemiş. O zaman bu bizim sınıftaki ırmak. O zaman baş harfini büyük yazalım. Çünkü o ırmaktan bir tane var. Yanındaki ek de normal bir ek olduğu için kesme işaretiyle ayırıyorum ve ayrı yazıyorum. Kemal Pınar İlkokulu. Bu bizim okulumuzun adı. O zaman baş harflerini büyük yazalım. Başka dünyada Kemal Pınar İlkokulu var mı? Yok. Özel değil mi? Bizim okulumuzun adı. Türkiye'siz. Türkiye neydi? Bizim ülkemizin adı mı? Evet. Peki Türkiye'siz. Türkiye'siz bir dünya düşünemiyorum. Türkiye olmadan anlamında. Anlam değişti mi yine bu sizle? Değişti. O zaman anlam değişiyorsa özel isimlere gelen ad ne oluyordu? Ayrı yazılmıyordu. Gelen ek, pardon. Bu ne ekiydi? Yapım ekiydi değil mi? O yüzden birleşik yazdım yine. Tuz Gölü'ne bakalım. Bir gölümüzün adı, ırmak, göl, ova, dağ isimleri hep ne yazılır? Baş harfleri büyük yazılır. İkisi de büyük yazılır. Normal tek göl kullansaydım o zaman küçük yazılacaktı. Fakat Tuz Gölü dediğimde belli bir gölü belirttiği için, sadece o Tuz Gölü'nden bahsettiği için büyük yazıyorum. Örneğin Van Gölü deseydi sadece Van Gölü'nden bahsediyor olacaktım ve yine büyük yazılacaktı baş harfi. Gelelim 16 Eylül 2014 diyor. Ne tarih varsa onun ay adı büyük yazılıyor. Ama deseydi ki her yıl Eylül'de okullar açılıyor. O zaman Eylül her yılın Eylül'ünden bahsettiği için küçük yazacaktım. Fakat burada net bir tarih söylediği için ne yaptım? Bu tarihten başka hiçbir zaman yok değil mi? Bir daha gelmeyecek. Ama tek Eylül dese o Eylül'den seneye de gelecek, seneye de gelecek, öbür seneye de gelecek. Fakat bu 16 Eylül 2014'ten bir daha gelmeyecek. O yüzden tek. Dünyada tekse özeldir. Özel isim. Ne dedik? Türk neydi? Millet adı. Değil mi? Peki Türkçe ne? Bizim dil adımız mı? Evet. Anlam değişmiş mi? Evet. O zaman gelen ek ne eki oluyor? Yapım eki oluyor. Çünkü anlamı değiştirdi. Yeni bir yapı inşa etti. Değil mi? O yüzden ne yapmıyorum? O özel isme gelen yapım ekini ayırmıyorum. Tamam, çok güzel, büyük harfle yazmış 11 Ekim 2000 tarihinin ekiminin e'sini, fakat aralara böyle çizgi mi konur? Kesinlikle konmaz. Hiçbir şey konmaz. Eğer rakamla yazsaydı şu şekilde yazabilirdi. 11 Ekim kaçıncı ay sayalım? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 10. ay. 10 yazardım Ekim yerine ve 2000 yazardım. Fakat aralarına nokta koyardım. Böyle tireye kesinlikle, yani kısa çizgi kesinlikle koymuyorum. 11 Ekim 2000 tarihi hiçbir şey koymadan, boşluk bırakarak yazılıyor. Tamam. Gelelim Öğretmenler Günü'ne. Öğretmenler Günü, Anneler Günü, bundan bahsetmiştik. Özel günlerin baş harfleri hepsi büyük yazılır. Normalde gün sözcüğü küçük yazılır. Ama buna ait bir şey olduğu için, Öğretmenler Günü'ne ait, özel güne ait bir şey olduğu, bir ad olduğu için ne yaptık? Her ikisini de büyük yazdık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Bu dersimiz de burada bitsin. Hoşça kalın.